Fakat emizar ve fiildeki ing yapısı konuştuğunuzda karşınızdakine bu eylemi şu anda yaptığınız anlamını taşır. Dediğim gibi sadece fiilde ing eki olduğu zaman yanına emizar gelebiliyor. Bunun anlatmamın ve öğretmemin sebebi kendi kendinize sağlama yapabiliyor olmanız. Çünkü çok sık yapılan hatalardan biri hep söylediğim gibi I am go, I am want. Her cümlede emizar koyulması gerekiyor diye düşünüyor öğrenci. Fakat böyle değil. Ne zaman koyuluyordu? Fiil yok iken. Mesela işte I am tired. Yorgun mesela. Bu bir eylem, bu bir fiil değil. Yorgunmak diyemiyoruz. Hep mekmak takarak fiiliniz olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte bu zaman öznem yanına yardımcı fiil istiyor. Mesela this pen is red. Bu kalem kırmızıdır. Yine bu cümle kurduğum cümlede de eylem yok. İşte o yüzden yanına öznemin ne getiriyorum? Yardımcı fiil getiriyorum. Kırmızımak diye bir eylem yok çünkü. İşte bu durumlarda emizar gelirken sade fiille emizar gelmiyor. Fakat fiilinize ing getirdiğinizde yani fiilinizi isimleştirdiğinizde o zaman fiiliniz isimleştiği için yine buraya yardımcı fiil getirme zorunluluğumuz ortaya çıkıyor. Ve bu formattan bu şekilden de ne iletiyoruz, ne anlam çıkarıyoruz? Şimdiki zaman anlamı çıkarıyoruz. Örneklere bakalım. She is running. Kız koşuyor. We are walking. Biz yürüyoruz. They are jumping. Onlar zıplıyor. I am talking. Ben konuşuyorum. Ali and Ayşe are dancing. He is crying. Bakın bütün eylemlerimde ing, ing, ekim var. Ve özneye göre yanına yardımcı fiilimizi koymuşuz. She ile is, we ile are, they ile are, I ile am. Yine iki kişi çoğul ile are. Erkek ile is yardımcı fiili kullanılıyordu. Peki şu şekilde ne anlam çıkıyor? She is running dediğimizde kız şu anda koşuyor anlamı çıkarken she runs diye bir şey gördüğünüzde bu o kızın rutini, alışkanlığı demek diye düşüneceksiniz, tercüme edeceksiniz. We are walking demek biz yürüyoruz şu anda anlamı çıkarıyorken we walk gördüğünüzde biz yürürüz. Yani bu bizim alışkanlığımız, bu bizim rutinimiz anlamı çıkarmamız gerekiyor. They are jumping. Onlar zıplıyor şu anda. They jump dediğinde yine bir alışkanlık anlamı çıkarıyoruz. Evet, soruları yap bakalım. Mesela o şu an ağlıyor mu da ne yapıyorduk? Is'i hemen öznenin başına getiriyorduk. Is he crying? O ağlıyor mu? Erkekten bahsediyorum. Fakat does he cry gördüğünüzde bu bir alışkanlık yani o hep ağlar mı gibi bir anlam çıkıyor. Does he cry? O ağlar mı? Are you swimming? Sen şu an yüzüyor musun demek. Fakat do you swim? Sen yüzer misin? Bu senin hobin mi? Bu senin rutinin mi? Anlamı elde ediyoruz buradan. Bu şekilde fiilde ing var ise sorumuzu yine uygun yardımcı fiillerle soruyorum. Fakat rutin sorularında öznenin önüne ya do ya da does getiriyorum. Ne zaman does geliyordu? He, she ve it öznelerimizde. Erkek, kız ve cinsiyeti olmayan öznelerde. Do ne zaman kullanılıyordu? I, you, we ve they özneleriyle kullanılıyordu. Evet, her sorumuzu sormanın farklı kuralları var. Şimdi fiilimizin isimleştiğine başka bir kanıt yine kullanım göstermek istiyorum ki ing alan fiilin isim olduğu durumu size iyice yerleşsin. Şimdi öznelerin hep isim formatında olması lazım. Bu yüzden sürekli isim isim ya da fiil fiil diye size onları aslında fonksiyonunu da öğretmeye çalışıyorum. Tüm özneler isim formatındadır. Ne demek istiyorum? Yani siz run, ing'siz eylem olarak biliyorsunuz run'ı, değil mi? Fakat ing aldığında isim olduğunu öğrendik. Ha, demek ki ben running'i isimleştirip özne olarak da kullanabilirim. Nasıl mesela? Koşmak sağlıklıdır diyeceğim. Fakat İngilizce diyor ki bunu bir yeni şekle sok. Yani koşmak ile bilgi vereceksen
Koşmayı bir özne olarak kullanacaksan, özne ne demek? Bilgi vereceğiniz şey demek. Özne olarak kullanacaksan, onu en başta öznenin yerine kullanacaksan, onu isimleştireceksin diyor. Fiili isimleştireceksin. İşte neyle isimleştirdiğini zaten anlattık. Running diyorsunuz. Running is healthy. Koşmak sağlıklıdır. Mesela İngilizce konuşmak kolaydır diyeceksiniz. Yani İngilizce konuşmak ile ilgili bilgi vereceksiniz. İngilizce konuşmayı özne konumunda kullanacaksınız. Ne yapıyoruz? Normalde speak English iken onu ing ekleyerek isimleştiriyoruz ve özne konumuna isim formatında sokuyoruz. Ne diyoruz? Speaking English is easy. Bunu da yine anlatıyor olmamın nedeni şu. Daha önceden İngilizce öğrenmiş velilerim var ise çünkü kafa karışıklığını gidermek daha zordur. O yüzden basamak basamak hepsini açıklıyorum. Şimdi her öğrenci, temeli iyi oturmamış her öğrenci bu ING'yi görünce şimdiki zaman sanıyor. Ama bu ING, ING ki o kadar çok kullanımda var ki her gördüğümüzde onu şimdiki zaman diye yorumlarsak anlam çok başka yerlere taşınıyor. O yüzden mesela bu şu anda şimdiki zamanla hiçbir anlamı bağlantısı olmayan bir cümle. Mesela driving a car, araba sürmek kolay değildir diyeceksiniz. Şimdi siz her ING'yi ben size bunun bu şekilde fonksiyonunu anlatmamış olsam, aa bu da şimdiki zaman diyebilirdiniz. Yani fiilinizin ING aldığında isimleştiğini bilmeniz, onu cümle başında bu şekilde kullanabileceğinizi bilmeniz çok önemli. Yorumlamak ve anlamak kabiliyetinizi geliştirmek için. Driving a car ne demek? Araba sürmek. Araba sürmek benim öznem oldu artık bu. Ben bu cümleyi drive a car şeklinde kuramam. Formata aykırı. İsimleştirmem lazım. Çünkü cümlenin en başında kullanıyorum. Driving a car isn't easy. Kolay değildir. Isn't easy. Evet, böyle de fiillerimi en başta isimleşmiş olarak özne konumunda kullanabiliyorum. Yine ING görebileceğiniz fakat şimdiki zaman anlamı içermeyen başka bir örnek. Mesela do you go shopping? Alışverişe gider misin? Artık go'dan sonra ING almış bir, ve ne olmuş? Bu tamamen isimleşmiş shopping alışveriş kelimesine dönmüş. Swimming yine ne olmuş? Go'dan sonra isimleşmiş. Yüzmeye gider misin? Alışverişe gider misin? Bunlar hep isimleşen fiiller. Yani her gördüğünüz ING'nin şimdiki zaman olmadığınızı anlamanın tek yolu bu. Ne zaman peki anlıyordum ben bunun şimdiki zaman olduğunu? ING'li fiilinizin yanında emizar olacak, değil mi? Mesela I am going gördüğünüzde şu anda gidiyorum demek olduğunu anlayacaksınız. Çünkü neden? Yanında bir am var. Ya da she is going. O gidiyor. Nasıl ben bunu şimdiki zaman olduğu anladım? Çünkü yanında emizar yardımcı fiilim var. Yani bu şekilde olayın mantığını da öğrenmenizi istedim. Fiilin önüne gelerek fiile farklı anlamlar katan models dediğimiz yapıları da tekrar hatırlayalım. May'i öğrenmiştik, izin ve düşük olasılık anlamı içeren. Can'i öğrenmiştik, izin, yetenek ve olasılık anlamı ile. Must'ı öğrenmiştik, zorunda. Will, ecek, acak, gelecek zamandı. Bir de en son have to girdi. Have to da zorunluluktu. Bizim bildiğimiz have, sahip olmak anlamı dışında to ile birleşince tamamen farklı bir yapıya dönüyor demiştik. To bizim öğrendiğimiz 3 to'dan çok farklı, hiçbir anlam ifade etmiyor. Have ve to yan yana geldiğinde tamamen zorunluluk anlamı iletiyor bize. Mesela yanına da hep fiil getiriyoruz. I have to stop, durmak zorundayım. Ya da biri size you have to follow the rules dediğinde kurallara uymak zorundasın. Gördünüz mü? Fiilden önce kullanılıyor. Buraya must da gelebilirdi. You must follow the rules da olur. You have to follow the rules da olur aynı şekilde. Follow, takip etmek, uymak olarak da çevirebilirsiniz. Evet, have to eklenmişti modules grubumuza. Bunların hepsi fiilimizin önüne gelerek fiilimize farklı anlamlar getiriyordu. Yine önceki videolarımızı izleyerek de hatırlayabilirsiniz.